Sevgili dostlarım, herkese selamlar. Yaşadığınız coğrafyalara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Efendim, yer yer YouTube'dan sizlere hitap ediyorum. Yine lüzumlu konular anlatmak üzere karşınızdayım. Daha önce anlattığım bazı şeyler sizler tarafından tekrar soru olarak geliyor. Bunu ders çalışmaya yeni başlayan arkadaşlar sorabildiği gibi, efendim, daha önce açıkladığım videoları izlememiş olan arkadaşlar da benzer şeyleri sorabiliyorlar. Ben de bu sorulara cevap olsun diye 10 dakikalık bir video planladım. Arkadaşlar, çok net söylüyorum. Dünyanın en zor sınavlarından biridir KPSS. Yani Türkiye'deki TYT, AYT sınavlarından çok daha zor. Çok kısa bir zaman dilimine çok büyük miktarda dersi, konuyu ve maddeyi halletmen gerekiyor, yutman gerekiyor. Bunları yaparken aynı zamanda o psikolojik savaşı kazanman gerekiyor. Bunları yaparken aynı zamanda o ekonomik sıkıntıların altında ezilmemen gerekiyor. Dolayısıyla burada sıra dışı olacaksın. Ben boşuna size bordo bereli olmanız gerekiyor demiyorum ki. Sadece bunu akademik açıdan düşünmeyin. Gerçekten yükleneceğiniz psikolojik yük açısından da düşünün. Çünkü sizden beklentisi olanlar, ya sen mi kazanacaksın ya da herkes gidiyor, sen niye gidemiyorsun, bu çalışmayla olacak şey mi gibi gibi gibi, sizi anlamayan insanlar sırtınızda büyük bir yük oluşturacaktır. O yüzden bordo bereli olmak zorundasın. Peki KPSS hazırlık için ne gerekiyor? Bir, zaman gerekiyor. Senin yeterince zamanın var mı? Bakın, bu videoyu izleyenler, yeni izleyenler için bile zaman geçmiş değildir. Çok net söylüyorum, KPSS B grubu, yani memurluk dediğimiz şey, lise ve ön lisans için 3 aylık çalışma yeter. Hadi biraz daha sıkalım, 4 aylık çalışma. Ama 3 ayda da bu işi becerirsiniz. Fakat bunu tavsiye etmiyorum, buna güvenerek yatırım yapmayın. Ama bakın, bu kadar da kolay olan bir hadise. 3 ayda dişini sık, gerçekten yüksek bir puan alabilirsin. Ben daha önce de açıkladım, o detaylara şimdi girmiyorum. Modüler sistemle çalıştığın zaman coğrafyayı 2 haftada bitiriyorsun. Tarihi 1,5 ayda bitiriyorsun. Vatandaşlık 1,5 haftada 10 günde bitiyor. Geriye ne kaldı? Türkçenin zaten yarısını öyle böyle yaparsın. Matematiğe yükleneceksin. Başka ne yapacaksın? Matematiği yapamıyorsan tarihten, coğrafyadan, vatandaşlıktan full çekeceksin kardeşim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Türkçeden full çekmek çok daha zor. Son zamanlarda sorular, artık eleyici sorular Türkçeden geliyor. Çok daha böyle spesifik sorular geliyor. Onun için senin genel kültürü fullemen gerekiyor. Ama çok net söylüyorum, bakın, 3 aylık bir çalışma, günlük 6 saat çalışmayla bu iş yeter. Tabii ki bu yetkinlik kişiye göre değişir. Kimisine 6 saat yeter, kimisi biraz daha kafası iyi çalışıyordu. 4 saatte de bu işi kotarır. Ama en azından KPSS için gerekli olan şeylerden birinin zaman olduğunu bileceksin. Şayet ÖABT grubuna hazırlanıyorsan, öğretmenliğe hazırlanıyorsan, ben diyorum ki en az 10 ay gerekiyor. Fakat sen az çok altyapın varsa, şu tarihte dahi başlamış olsan bunu da yetiştirirsin. O zaman KPSS hazırlık sürecinde senin katiyen ıskalamaman gereken şeylerden biri nedir? Zamanı boşa harcamayacaksın. Bu kadar net. Zaman alıcılardan kurtulacaksın. Şöyle bir düşün ya, senin zaman ne alıyor? Geyik muhabbetleri mi alıyor, arkadaş çevresi mi alıyor, sosyal medya mı alıyor? Bunlarla ilgili derhal tedbirini al. Başka ne gerekiyor? KPSS için arkadaşlar bir plan gerekiyor, bir program gerekiyor. Yani hangi gün hangi derse çalışacaksın, çalıştığın derslere tik atacak şekilde tüm konuları haftalara, aylara, günlere yayacaksın. Yani çok ciddi bir sınava, geleceğini ilgilendiren bir sınava hazırlanıyorsun. Buna bir günü, iki günü vereceksin ve hangi konuyu hangi hafta, hangi gün bitirmen gerektiğini. Çünkü son bir ay tamamen deneme sınavlarına ayırmanı isteyeceğim ben senin. Son bir ay tamamen çıkmış sorulara ayırmanı isteyeceğim. Branş denemelerine, ALES sorularına ayırmanı isteyeceğim. O yüzden son bir ayı hariç tutacak şekilde konuları dağıtmam lazım. Her zaman çözüm üreteceksiniz. Başka ne gerekiyor? KPSS için size kaynak gerekiyor. Ders kaynaklarınızla ilgili şu kadarını söyleyeyim. En az bir soru bankası çözmeniz lazım. En güzeli 3 soru bankası çözmektir. En güzeli KPSS'ye Eylül, Ekim gibi en geç başlamaktır. Konuları 2 defa bitirmektir. Çok daha fazla soru bankası çözmektir. Ama diyelim ki bunları yapamadın. En kötü ihtimalle 1 soru bankası. Hadi biraz daha zorladın. 2 soru bankasını kesinlikle bitirmen gerekir. Başka, her branşla ilgili bir branş denemesi bitirmen gerekiyor. Hocam, bunları bitirmeden olmaz mı? Olabilir. Vallahi sadece konu dinleyerek bile başarabilirsin. Yani başarının belli kriterleri, belli kıstasları yok. Öğrenci bana diyor ki, hocam ben 4 tane soru bankası bitirsem bu iş olur mu? Ya bu, sen Kur'an'ı hatim etmek gibi düşünüyorsun herhalde. Hocam ben hatim ettim, Allah sevabını verir herhalde. Ben bana düşeni yaptım. Bu öyle değil ki. 4 tane bitirdin ama konuyu ne kadar anladın? Denemelerde ne kadar yapıyorsun? Yeterlik düzeyin ne kadar? Onun için sen bir soru bankası da bitirsen, 4 soru bankası da bitirsen, temel olarak soruların yüzde kaçını yapıyorsun, buna bakacaksın.
Kaynak olarak bu ve kaynaklarınızdan biri gerçekten zor olsun, biri de ortalama düzeyde olsun. Neden? Çünkü kendini her zaman en zora göre hazırla. Benim hep söylediğim bir cümle vardır. Önünü kış tut, bahar çıkarsa bahtına. İki kaynağınız en az olması gerekiyor. Bir branş denemenizin en az olması gerekiyor. Başka denemeler olmazsa olmaz ve çok sorduğunuz sorulardan biri. Hocam denemeyi ne zaman çözelim? Arkadaşlar herkes farklı şeyler söylüyor. Fakat ben yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendi yaşantımdan da biliyorum, öğrencilerimden de biliyorum. Ben şunu öneriyorum. Konuları bitirmeden böyle yoğun bir deneme mesaisine girmeyin. Ama konulara başladığınız gün ilk gün bir deneme çözün. Seviyeniz nedir bir görün. Ondan sonra ayda bir tane, ondan sonra da sınava yakın zaten her gün deneme çözeceksiniz. En az 50 deneme çözmeniz gerekiyor. Fakat konuların %70'ini bitirmeden deneme çözmeye ben başlamayın derim. %70'ini bitirdikten sonra her hafta bir deneme çözebilirsin. %100'ünü bitirdikten sonra her gün deneme çözeceksin zaten. Bir başka soru. Hocam çıkmış soruları ne zaman çözelim? Çıkmış soruları bence sona bırakmayın. Bakın benim yaptığım ders programında da arkadaşlar çıkmış soruları ben aylara yaymış durumdayım. Neden? ÖSYM bu konuda ne sormuş? Yani burada temel kriter ÖSYM soruları değil mi? ÖSYM ne sorduysa yine aynısını soracak. Aynısını derken birebir aynısı değil, benzer mantıkla soru soracak. O zaman sen ÖSYM'nin mantığını kavra, konulara çalışırken, soruları çözerken ona göre çöz. Dolayısıyla zor bir denemede, zor bir soru bankasındaki lüzumsuz sorular senin canını sıkmamış olur. Anlatabildim mi? O yüzden çıkmış soruları da arada çözmeni istiyorum. En kötü ihtimalle son 10 yılın sorularını çözmenizi bekliyorum. Ve coğrafyadan çıkmış soruları çözerken TÜİK verileri değiştiği için buna da dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü Pamuk'ta daha önceden Akdeniz Ege birinciyken şu an Güneydoğu Anadolu bölgesi birinci. Bu tarz değişen veriler var. Buna da dikkat edeceksiniz. Başka, hocam tekrarları nasıl yapalım? Arkadaşlar bakın tekrar olmazsa olmaz bir şeydir. Yani siz beynin ön bellek kapasitesi 7 birimken günlük 500 bin veriyi beyne atıyorsunuz ve bunu bir an önce hatırlamayı bekliyorsunuz. Mümkün değil ki. Mutlak unutmak diye bir şey yoktur. Bakın beyin unutmaz. Sadece hatırlayamama dediğimiz bir eylem vardır. İkisi aynı şey değildir. Mutlak unutma yoktur. Gerekli doneleri uygun hafızaya kaydetme yöntemlerini kullanırsan hatırlarsın. Ve bunlardan biri tekrar yapmaktır. Tekrar günlük, haftalık, aylık ve dönemlik olmak üzere 4 tane tekrar en az yapmanız lazım. Günlük nedir? Günlük 4-5-6 saat çalışıyorsun. Yatmadan önce 15 dakika kesinlikle. Bazen yaptığın o tekrarlar rüyana bile girebilir. Başka gün içerisinde 4.30 ile 6 yani 16.30 ile 18 arası tekrar için ideal saatlerdir. Başka günün en verimli saatlerin en zor konularının sabah 7 ile 11 arasında çalışılması gerektiğini uzmanlar bunu söylüyorlar. O yüzden bu teknik detaylara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü KPSS sadece bir kondisyon, sadece bir inanç işi değil. Aynı zamanda bir teknik işidir. Çok fazla konuyu dar bir zamanda halletmek için tekniğe başvurmak zorundasınız ki hafıza teknikleri de bunlardan biridir. Tekrar yöntemlerinden biridir. Haftalık tekrar ne zaman yapacaksınız? Haftanın son gününü ayırın. Bir gün ya da yarım gün ayırabilirsiniz. Bence yarım gün yeter. Aylık tekrara en az bir gün ayırın. Belki iki gün de olabilir. Yetmezse üç gün. Bakın bunu zaman kaybı olarak görmeyin arkadaşlar. Siz bir seferde 10 tane ekmeği bitiremezsiniz ama parça parça aldığın zaman onu halledebilirsin. O yüzden bütünü parçalara böl. Günlük tekrarını yap. Haftalık tekrarını yap, aylık tekrarını yap. Bakın ay içerisinde o konuyu en az 3 defa tekrar ediyorsun. Bir de soru çözerek tekrar ediyorsun. Etti 4 tekrar. Bir de dönemlik tekrar yapacaksınız. Ne zaman işte yaklaşıyor? Şubat ayında yapacaksınız. Şubat ayında en az 2 hafta ayırmanızı istiyorum. Yeni bir konu çalışmayın. Şu ana kadar çalıştığınız konuların tabii Ekim'de başlayanlar için bunu söylüyorum. Ocak'ta başlayan için Şubat'ta neyin tekrarını yapacaksın? Birazcık rasyonel olun. Yani bazı şeyleri yorumlayabilin. Kendinize göre esnek bir şekilde yorumlayabilin. Şubat tekrarı 2 hafta olması gerekiyor. 2 hafta bir dönem boyunca çalıştığın konuları gerek soruyla, gerek video dinlemesiyle, gerekse de tuttuğunuz kısa notları kontrol ederek tekrar yapacaksınız. Bakın Şubat ayı adeta füzenin rampadan fırlaması gibi sizi yukarı atabilir. Şubat ayından sonra siz bambaşka bir insan olursunuz o Şubat kampından sonra. Şubat ayı insanı vezir de eder, rezil de eder çok net söylüyorum. Ya elinizde altın tepside bir fırsat var ve bu fırsat gelmeden ben sizi uyarıyorum. Bir hoca, bir abi artık ne olarak, bir arkadaş ne olarak görürseniz uyarıyorum bu fırsatı kaçırmayın. Neden? Çünkü ben de bir Anadolu insanıyım. Ve Anadolu insanının çoğu zaman tek atımlık barutun olduğunu biliyorum. Onu da hedefe doğru tutturması lazım. Çoğunca siz böyle bir destekten mahrumsunuz. Bunu da biliyorum ben. Olur olmaz bir sürü insan motivasyon edasıyla ortaya çıkıyor. İşin cılkını çıkaranlar da oluyor. Ama böyle bir söyleme bakın duydunuz. Şubat ayını çok verimli geçirmeniz gerekiyor.
aylık tekrarı da söylemiş oldum. Başka ihtiyacınız olan şey istikrar. Biz Türk insanlarında en az olan şey istikrar. Arkadaşlar, istikrar olacaksınız. Bakın, en az bir hafta o iradeyi devam ettireceksiniz. Bir gün çalışıp iki gün çalışmamak, üç gün çalışıp iki gün boşlamak böyle bir şey olmaz. Kaldırmaz yani. Sınava hazırlık böyle bir şeyi kaldırmaz. Başka arkadaşlar, günlük kaç saat çalışalım diye soruyorsunuz. Yani bu soruyu ben çok kişiye özel bir soru. Yani ne demek günlük kaç saat? Günlük 4 saat çalışan herkes kazanır diye bir genelleme yapabilir miyiz? Yapamayız. Günlük 10 saat çalışıp da kazanamayan var. Günlük 2 saatte kazanan var. O yüzden sen kendini daha iyi biliyorsun dostum. Konuları dağıttın. Konular o günkü ödevini bitiriyorsan, sınavdan önce bir ay öncesine kadar konuları dağıtıp bitirdiysen ve o konuyla ilgili test çözdüğün zaman %90'ını doğru yapıyorsan, yani yanlışın %10'u aşmıyorsa, toplam soru sayısını yani 20 soruysa 2 ve daha fazla yanlış bırakmıyorsan sen olmuşsun demektir. Anlatabildim mi? O zaman günde belki 3 saat çalışarak da bu mevzuyu halledebilirsin. Bu kişiye göre değişir. Onun için günlük kaç saat, kaç soru çözeyim ifadesi çok göreceli bir kavramdır. Ama maksimum 300'ü çözün. Minimumda 75 soru çöz derim. Çünkü soru çözmek fevkalade önemli. Sınava girmeden önce bir branşla ilgili en az 2000 soru çözmeyi hedeflemeniz lazım. 2000 soru demek en azından 2 soru bankası demektir. Fakat ben her zaman 3 soru bankasını öneriyorum. Biri zor olmak kaydıyla. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Geçiyorum. Çıkmış soruları söyledim. Evet, bir diğer soru tarzı da şu. Hocam evliyiz, çocukluyuz, çalışıyoruz. O kadar zamanımız olmuyor. 5 saat, 6 saat olmuyor. Aslında ben bu tarz sorulara çok cevap vermekle beraber yine de denk gelmeyen arkadaşlarımız oluyor. Şu kadarını söylüyorum. İster evli çocuklu ol, ister bir işte çalış. Haftalık 20 saati ayırabilirsin. Ben senin yerine düşündüm yani. Bir insan haftada 20 saat ayırabilir ya. Günlük 3 saat ayırabilirsin yani. Günlük 3 saat de ayıramıyorsan kusura bakma da sen neyin hakkını talep ediyorsun? Yani adam orada 10 saat çalışıyor, haftalık 70 saat çalışıyor. Sen günlük 20 saat çalışmayı şey görüyorsun. Ama benim çocuğum var, ama benim işim var. O zaman hazırlanma. İki sevda bir arada olur mu? Yani dolayısıyla bazen de rasyonel olacağız. Yani kitabın ortasından konuşacağız. Kardeşim, haftalık 20 saat ayıracaksın bu işe. Bu ne demek? Günlük 3 saat. Günlük 3 saati öyle ya da böyle bulursun. Sabah 5'te kalk, 8'e kadar çalış. Akşam 12 ile 3 arasında çalış. Biraz geç kalk. Bu böyle olacak. Fedakarlık etmeden olmaz ki. Sen ne sanıyorsun bu işi? Dolayısıyla bunu da baştan kabullenmeniz lazım. Yani bu yol böyle derin vadilerden geçiyor. Böyle son derece lay lay lom gidilecek bir yol değil. Bunu baştan bilin, ona göre iradenizi kuvvetli hale getirin diyorum. Bir diğer şey de arkadaşlar, test çözme ile ilgili. Şimdi bakın, test çözmeyi çok yanlış yapıyorsunuz. Böyle şov peşindesiniz. Günlük şu kadar soru çözdüm. Bir testi en az analiz edeceksiniz. Nedir analiz? Yani evet, cevabı buldun. Diğer seçenekler neden cevap olamaz? Bunu da düşüneceksin. Bu da bir tekrardır kendi içerisinde. En az bir testi bu şekilde yapmanız lazım. Bir diğer yaptığınız yanlış şey. Soruları ne zaman çözelim? Gelen sorulardan biri. Her ünite bitiminde ya da her konu bitiminde o konuyla ilgili soruları çöz. Öğrenci ne yapıyor bir kısmı? Tüm coğrafyayı dinliyor. Ondan sonra soru çözümüne başlıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Her ünite bitiminde, hatta her konu bitiminde çözmeniz lazım. Soruları geçiyorum. Bir başka soru. Hocam, kitap mı video mu? Bu da kişiye göre değişir. Ben videoya ihtiyaç duymam şahsen. Kitaptan çalışırım, daha hızlı giderim. Kendi notlarımı tutarım. Bir başkasının notlarıyla da hareket etmeyin, onu da söyleyeyim. En güzel not sizin kendi tutacağınız nottur. Bunu da unutmayın. Ama günümüzde artık videodan ilerleme çok fazla olduğu için ben de bu konuyla ilgili videolar çektim. Coğrafyadan 40 tane video çektim. Bir öncekisine 55 tane çekmiştim. Dolayısıyla biraz daha indirdim. Çünkü zamanı en ekonomik kullanmaya çalıştım. O 40 tane videoyu izleyeceksin, hızlandırmayı alacaksın, 1,5 hızını alacaksın. Diğer branşlar için de hakeza öyle ve frekansın kimle tutuyorsa o hocayı dinle. Bakın, zaman zaman biz YouTuber'lardan da duyuyoruz. Şu hocayı dinle, bu hocayı dinle, ben bunu dinledim. Bu sizin için geçerli bir nasihat değil. Velev ki benim bile nasıl tavsiye ediyorlarsa. Sana hangi hoca iyi geliyor? Ya benim ses tonum seni etkileyebilir. Ya da benim ses tonum seni son derece ajite edebilir. Esprilerimi hiç beğenmeyebilirsin. Dolayısıyla bir başkası için bunu düşünebilirsin. Yani sen birkaç tane hoca dinle. Her branştan çok zengin, rengin hoca seçeneği var. Gerçekten çok şanslısınız. Yani bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Türkiye'nin en kaliteli hocaları ücretsiz ayağına geliyor yani. Seçmesi bedava. Hangisi sana daha çok hitap ediyorsa hocanı belirle. Tüm hocalar da iyidir yani, göz önündeki hocalar. Ondan sonra 1,5 hızını al. Çok böyle her şeyi videoya durdurup not alma telaşına düşme.
Özellikle videoda vurgulanan şeyleri not alacaksan al. Video dinlemeyi de böyle gerçekleştir ve sınava yakında genel tekrar videolarını dinle. Genel tekrarı genelde bir başka hocadan dinlemeni tavsiye ederim diyorum. Evet. Peki ben sizlerden gelen sorulara cevap vermeye çalıştım bu hasta halimle. Lütfen mazur görün, sizlere saygısızlık olarak algılamayın. Bilakis meslekime bir saygı olarak algılayın. Bigane kalmadım, yani duyarsız kalmadım sizden gelen sorulara. Başka neleri sormak istersiniz? Başka aklınıza takılan neler var? KPSS süreciyle ilgili sizi meşgul eden, cevabını aradığınız sorular nelerdir? Bunları da yorumlara yazın. Ben yorumları okuyayım. Bir başka videoya da buna yönelik yapayım. Evet, umarım bu video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Yaşadığınız coğrafyalara Bordo bereli selamı göndererek başarılar diliyorum.